Mana bu sonuçta işleyimiz. Oynamadaki ifadanın en küçük kıymatı 8 getireyim. Çünkü bana bu x derecesi 4 manfi olmaz. Şimdi 8'e koysak. 8'den küçük bulmayın. Son hasıl olanda. Ha, çap zamanını görüyorduk. Bana bu ifadanın en katta kıymatı İldizası ifadanın en katta kıymeti 25 getireyim. Demek ildizası ildizi bulan hoş kısabla geldi. Bunun en katta kıymeti 5 getireyim. 9 minus x kvadratını en katta kıymeti 9 getireyim. Çünkü bir yerde manfi bulmadan sonra ayrılığı yaptı. Demek ildizini kısabla kısabla olsaydı bunun en katta kıymeti 3 getireyim. 9'dan 3 çıkardı. Demek çap zamandaki ifadanın en katta kıymeti 8 getireyim. Bunun en küçük kıymeti 8 getireyim, bunun en katta kıymeti 8 getireyim. Demek teğeni başarılışı için çap zaman 8 getireyim, oyun zaman tam 8 getireyim buluş gerek. Bu oyun zamanı 8 getireyim ekerle giden. 9x derecesi 4 koşu 8, en 8. Bundan x derecesi 4, en 10, x en 10 ekerini gelip çıkardı. X barabar 0, izniz buladı mı ya ki yok mu? Tekrar görüyoruz. Böyle koysak 25, bundan 5 çıkardı. Bundan 9 kalanı, 9'dan 3 çıkardı. 5 kere 3'ünü koysak 8 bulardı. Oyun tamamı 8 getireyim. Demek bu kanatlantıra yaptı. Bu ildiz bulanırken. Şimdi kalıp P'nemenin ildizi x barabar 0 iken. Bak ne yapalım misal görüntemiz? P'nemenin bana bu aralıkta tekiştiği ildizlerini tapalım. Bunun için çap zamandaki ifadanı görelim. Sinus 3. derecede x koşu kosinus kub x koşu sinus kvadrat x. Kosinus kub x şey yok ettik. Kosinus kvadrat x'dan. Çünkü kosinus x'de kıymatı birden katta olmaz. Bana bu tensilliği başarılarla. Şu sebeple biz bir yerden kuyu tensilliğini hasıl kullanırız. Sinus kub x koşu kosinus kvadrat x koşu sinus kvadrat x. Bu bir getireyim. Bana bir fazla. Demek bu teyin. Sinus kub x. Sinusla hem kelimeler bahalıydık. Sinusun en katta kıymeti bir getireyim. Bana bir fazla bir getireyim. Demek bir getirini koysak. Biz bana bir sonuna fasa kullanırız. Şey yok ettiğin iki. Bana bir de tensizliği bölgeliği sebebi tensizliği yok. Ha, oyun tamamen iki getireyim. Demek bana bu ifadanın en katta kıymeti iki getireyim buluyordu. Kaçan iki getireyim buluyordu? Bana bir de biz hayırlarda tensizliğinden faydalandık. Bana bir de tensizliğinden faydalandık. Demek bana bir de teğenlik buluş gerek, bana bir de hem teğenlik başarılış gerek. Aksi konuda bu ifada ikiden küçük buluyordu. Demek birinci bana bir de teğenlik buluş gerek. Sinus kub x teng 1 bo'lishi kerak. İkinciden kosinus kub x teng kosinus kvadrat x bo'lishi kerak. Buna bir tane şart bajarilishi kerak. Birinchi tengda mana yechamiz. Kubni chiqarsak. Sinus x teng 1. Bundan x teng pi taqsim 2 qo'shib 2 pi ekanini hosil qilamiz. K tegishli z ga. Bu sorular bana bu kendini kanatlandıralım. Kanatlandıralım bu sorularda kosinüsün kıymatını nur getireyim. Demek kanatlandıralım bunlar, ildiz bunlar. Bak şimdi yakalım biz teğnemenin ildizlerini taktik. Bunlar bana bu sorulara geldi. Bunlar da kaysa birileri bana bu aralıkta tekişliği bunlar. Bak kaya nur koysak. X den pi taksın 2. Tekişliği. Kaga minus 1 koysak. Pi taksım 2. Koşu. Minus. 2 pi. Bu ham tekişli. Şu aralıkta tekişli. Bu ham ildiz, bu ham ildiz. Başka kıymetleri de o aralıktan çıkıp getirdi. Mesela kaga 1 geteyim olsa 2 pi koşu pi taksım 2. Bu aralıkta, bu aralıkta tekişli olmaz. Minus 2 koysak bu ham çıkıp getirdi. Demek bu aralıkta 2 de ildizi var iken falan. Pi taksım 2 ve bu sonunda sadalaştırıp koyuşumuz mümkün. Minus 3 pi taksım 2. Şimdi yakalık teğnemenin 2 de ildizi var iken. Bunlar
2 taksim 2 var, minus 3 bir taksim 2. Hop, ne batı ki misal götürmez? Bu misalda A, B, S, 3 de sonunda köpaytmasın, 0 götürmez. Bu da yani keçi bir 0 götürmez. Bana bu teyneyi bacarırlardı. Bu yıl verilgen. Bana bu ifadanın kıymetini topayın. Hop, misal ne işlerimiz? Bana bu teyliğini biz kuydaki su yazarız. Kavuslarını açıp a kvadrat minus ab plus b kvadrat minus bs plus s kvadrat minus sa teyliğini ol deyip yazarız. Teyliğini her iki tamamını 2'ye kapatırız. O halde 2a kvadrat minus 2ab plus 2b kvadrat minus 2bs plus 2s kvadrat minus 2sa teng bo'lib endimiz hosil qilamiz. Yana bunu bu ifodani ham quyidagicha yozamiz. A kvadrat minus 2ab plus b kvadrat. Yani a kvadratning bittasini oldik, b kvadratni ham yana ikkitadan bittasini olib yozdik. Plus b kvadrat minus 2bs plus s kvadrat plus a kvadratın ikincisini bir gerçek yazalımız. A kvadrat minus 2sa plus s kvadrat. Değil mi? Ben tekşirip görüşümüz mümkün. A kvadrattan 2'de hani 2a kvadrat 2'de b kvadrat hani 2'de b kvadrat 2'de s kvadrat 2'de s kvadrat. Bunun kalgen ifadelerini özünü bana dediği yazgıyamız. Bir de kısa köpaytırış formülası göre bana bu ifadanı a minus b kvadrat gibi yazışımız mümkün. İkincisini b minus s'nin kvadratı. Üçüncüsünü a minus s'nin kvadratı. Teng bol gibi yazarız. Yani itibar verildik. Kvadrat bol geldiği sebeple bu ifadeler manfi emas. 3'te manfi bo'lmagan ifodani yig'indisini o'rgating. Bu holda ularni har biri 0 ga teng bo'lishi kerak. A minus b'ning kvadrati teng 0 ekanidan a minus b teng 0. Ikkinchisidan b minus c teng 0. Keyingisidan a minus c teng 0 ekanini hosil qilamiz. Bu yerdan a teng b. İkincisinden B tengsi, üçüncisinden A tengsi. Demek A, B, S'lar üç adası falan birbirine tengiyken. Yani bana bu ifadada A ve B'lerin oranına kelimeler S yazıydık. O halde suratı da S kub, plus S kub, plus S kub. Mahrajda S köpaytırı B plus B'nin oraya S yazalımız. S koşu S. 2S. 2S'nin kvadratı. S. 2S'nin kvadratı. Plus S. 2S'nin kvadratı. Yani AB'lerin oraya hem S yazmıştık. Yani bu ifadanı sadalaştıralımız. Suratı 3S kvadrat. 3S kub. Mahrazı da yerde 4S kub. 4S kub. 4S kub. Demek 3 köpaytırı 4 s kub. Sadalaştıralımız. S 0 götürmez. Çünkü bana bir şartı göre s 0 götürmez. Demek bunlarla kıskatıralımız. Neticede bir taksım tutur. Yani 0 bütün 125 asıl olaydı. Şimdi bana bir ifadenin kıymeti 0 bütün 125 asıl olaydı.